O zaman hızlanalım bakalım biraz. Aleyna Tilki Kıbrıs'a gidelim. Kıbrıs'tan bir iki haber aktaralım. Aleyna Tilki oradaydı ve tabii ki ayısıyla ilgili, oyuncak ayısıyla ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Haftalar sonra ilk kez sahneye çıktı Aleyna Tilki. Adresi Yavru Vatan Kıbrıs'tı. Bu aralar çok fazla konser vermiyorum biliyorsunuz. Çünkü sürekli Amerika'da ya da Londra'da olduğumdan dolayı işte uzun zaman sonra ilk defa sahneye çıkacağım yılbaşından sonra işte. Aleyna Tilki sahneye çıkmadan önce bir paylaşım yaptı. Yer yerinden oynadı. Dedim ki işte kim ayı olmak ister klibimde dedim. Çok komik tweetler geldi ve gerçekten ilgiliydiler. Bir soru sordu, ortalık karıştı. Klibimde ayı rolünde oynamak isteyen bir sürü insan oldu. Çok talep geldi. Çok teşekkür ederim. Aleyna Tilki yüzlerce hayranı klibinde ayı olmak için mesaj attı. Genç şarkıcının yorumu ise bazı meslektaşlarına taş atar gibiydi. Benim ayım pek çok ünlüden daha ünlü. Senaryoyu düşününce bir insan kullanacaktım ayı kostümünde ama senaryoyu düşününce yalnız çiçekle beni kaçıran ayım birazcık benim senaryoya uygundu. O yüzden onu seçtim. Ama ilgi hani çok geldiği için de şey dedim, evet yani benim ayım birçok ünlüden daha ünlü olduğu için ilgiye şaşırmadım dedim yani. Aleyna Tilki'den yine iddialı sözler. Ben Türkiye'de bile yani çok fazla çalışamıyorum şu anda, yurt dışında Türkiye için tabii ki de bayrağımızı yurt dışlarında dalgalandırmak için yurt dışında çalışıyorum seri bir şekilde inşallah. O yüzden hani çok bu sektörle çok bir alakam yok, kimseye taş atmadım ama birçok ünlüden daha ünlü olduğunu hepimiz biliyoruz tabii ki de yani. O pembe ayı 450 milyon izlendi yani. Kıbrıs'a da pembe ayısıyla birlikte gitmişti Aleyna Tilki. Kimseye taş atmadım dedi ama boynundaki silah şeklindeki kolyede mesaj yüklüydü sanki. Ay gözdağı veriyorum. Aleyna Tilki, Kadir Güneş aşkı modacı Gülnur Güneş'in düğününde ortaya çıkmıştı. Sessiz sedasız başlayan ilişki yine sessiz sedasız bitmiş. Genç şarkıcının sözlerinde ayrılık iması vardı. Sevgililer günü. Yine kendimi yemeğe çıkarttım. Kalbiniz hoş. Özel bir menü var mıydı? Kalbim hep dolu. Dediğim gibi ben hep aşık bir insanım zaten yani. Ama işte 14 Şubat manasında işte ben biliyorsunuz herkese, yalnız herkese böyle örnek oluyorum. Kendimi yemeğe çıkarttım. Evet, Kadir Güneş'le birliktelikleri vardı değil mi? Evet ama ayrıldı ayrı... onlar? Yok, ayrılmadılar. Beraberler. Evet. Belki sevgililer gününde ayrıydılar. O yüzden kendi kendimi yemeğe çıkardım. Konserden olabilir. Evet. Belki de arkalarda gerilerde bir yerde görüntülenmek istemiyor olabilir. Evet. Çünkü en son yeni yıl konserinde beraberlerdi. Azerbaycan'a gitmişlerdi. Hı hı. Evet. Onun dışında hani ayrılmadılar yani. Ayrılık yok şu anda. Genç popçu, benim klibimde kullandığım ayı birçok ünlüden daha ünlü. O ayıyı tam 450 milyon kişi izledi dedi. Şimdi ona gelecektim. Evet. Sizce biraz talihsiz açıklamalar olmamış mı ya? Bu yaş grubunda bir kızın birçok abisi, ablası o ünlüler kategorisine Aleyna'nın giriyor. Aleyna'nın ama sürekli böyle açıklamaları var. Biz ona artık alıştık. Yaşı da küçük olduğu için. Herkes alıştı. Yaşı da küçük olduğu için. Değil mi Cengiz abi? Hani doğru. Bu Aleyna'nın açıklamalarını hani çok böyle nasıl diyeyim? Yani kale almıyoruz da demeyeyim de ciddiye almıyoruz. Aleyna'cığım ne söylese yeridir mantetesi yaklaşıyorsun. Aynen öyle. Ama kendinden konuşturtuyor yani bir konuşturtuyor şekilde. Yani. Bu da Kıbrıs'tan görüntüler. Ama tabii ki boynundaki o silah kolyesi de yani bu kadar kadına şiddet, bu kadar sokaklarda şiddet, biddet varken hala böyle. Kaç yaşında Aleyna? 19. 19 yaşında. Artık büyüyor ama yani. Büyüyor tabii ama baksana silahlı milahlı böyle olmaz şeyler. Bu. Zaten yeterince ne çektiysek bu silahlardan çektik. Bırak onlar. Aşk koy, kalp koy. Bak 19 yaşındasın. Ne kadar güzelsin. Ayıcık koy, kelebek koy. Ayıcık koy, tabii bilmem ne yap falan filan. Doğru nedir değil. Bu olaylar? Diyelim.